Evet, bu şekilde. Herkese merhabalar. Bugün günlerden pazar. Size şöyle bahçemden birazcık çekim yapacağım. Evet, bahçemiz bu sene maalesef hiç de güzel verimli olmadı. Biliyorsunuz Türkiye'ye gittim. Bakın, ottan geçilmiyor. İşte bakım olmadı ve domateslerde maalesef güzel ürün alamadık. Çoğu çürüdü güneş olmadığından dolayı. Şimdi hava güzel ama tabii ki geç oldu. Şu gördüğünüz kabak fidesi ve çok geç kaldı. Düşünün, daha şimdi çiçek açıyor ve biz şu anda 9. aydayız, yani Eylül'deyiz. Bu vakitten sonra olacağı tabii ki olmaz. Geç kalınmış. Domateslerin çoğu böyle çürümüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dalında. Ben de yeşillerini topladım, bir sepete koydum. Bunları nasıl değerlendireceğimi birazdan sizlerle paylaşacağım. Evet, biz kullanmaya başladık. Bu videomu daha sonradan sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet, söz verdiğim gibi, gördüğünüz gibi şöyle kırmızı elmalar ile birlikte sepete saklarsanız arkadaşlar, yeşil domatesler böylece bu şekilde kızarıyor. Ben çoğunu kullandım salatalarda. Evet, gördüğünüz gibi şöyle kırmızı elmaları içine koyduktan sonra üstünü örtün. Yaklaşık bir 2 hafta falan sürdü onların kızarması için. İçinde bazı yeşiller var. Evet, bu şekilde kullanabilirsiniz. Sizlere de fikir olmuş olur. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar, ben bunu Google'dan böyle fotoğrafını çekip sordum. Bu zehirliymiş, yani tüketilmeyecek. O yüzden sizin de bilginiz olsun. Bu şekilde resmini çekip Google'da bakabilirsiniz. Tüm bitkileri tanımak adına ve onları nerede kullanacağını sizlerle paylaşıyor. Evet, gösterdiğim gibi daha öncesinden biliyorsunuz bahçe çok otluydu. Şu otları bu şekilde kopardım. Bundan sonra yararlı olacağını düşünmüyorum. Çünkü vakti zamanı geçti. Ama yine de otları hepsini koparmaya çalışacağım. Evet. Bu da nane otu. Bu şekilde tekrardan yeşermiş. Taze olarak, çay olarak kullanabiliriz. Şöyle küçük domatesler toplamadım. Şurada gördüğünüz gibi daha hala domatesler var. Biraz böyle büyüteyim sizler için. Evet, güneş artık bundan sonra sonbahara doğru gidiyoruz. Yani domateslerin kızaracağını düşünmüyorum. Burada da kabak fidesi var. Maalesef bu vakitten sonra, yani sebzenin çıkacağını düşünmüyorum. Maalesef bu sene kabak alamadık. Burada da melisa çiçeği var. Bunu da çay olarak tüketebilirsiniz. Salatalarınızda kullanabilirsiniz. Şurada da arkadaşlar, ben bu otun resmini çektim. Google'da baktım. Yani aslında çok sağlıklı bir bitkiymiş. Hatta öksürük ve bronşitte de kullanılırmış. Yalnız bunun benzeri başka bir ot olduğu için seçemiyorsunuz. Biri, daha doğrusu yani, zehirli, biri yenilebilir bir şey. Ama o yüzden biz yani kullanmayacağız. Tam olarak emin olmadığımız bitkileri kullanmayacağız. Dua neredeyse, huzur orada. Şimdi sizlere kadrajıma
Çektiğim fotoğrafları ekliyorum. İyi seyirler. Die Natur ist am schönsten. Thank you.